Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Şeyh Muslemir, Ramazan ayının bir değişim ve dönüşüm ayı olduğuna dikkat çekti. Müslümanların hayatında önemli bir yere sahip olan 11 ayın sultanı Ramazan ayı tüm güzelliğiyle devam ediyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayına COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında teravih namazı, toplu iftar, sahur gibi bu ayın birçok güzelliğinden mahrum gelinse de İslam aleminde Ramazan ayına kavuşmanın sevinci yaşanıyor. Şimdi teravih namazı, tabii malumunuz pandemi sürecini yaşıyoruz. Bunun da elbette, şunu da söyleyeyim, bir hikmeti vardır mutlaka. Yani bu pandeminin varlığı bir bela olarak görüyoruz, olumsuzluk olarak görüyoruz. Elbette ki bir olumsuzluktur. Fakat bunun da bir sebebi, bir hikmeti, bizim bilmediğimiz birçok yönü kesinlikle vardır. Allah'ın bilgisi dahilinde. Yaptığımız bir sürü olumsuzluğun bir sonucu mudur? Ki böyle bir boyutu da mutlaka vardır. Başka sebeplerim vardır, ayrı bir konu. Pandemi sürecinde olduğumuz için işte evlerimizde kalacağız. Şu fırsatı beraberinde getiriyor aslında. Ben kanaatimce öyle bakmak gerekiyor. Artık aile içerisinde, aile efradının tamamının katıldığı, işte aile reisinin imamlık yaptığı bir süreç, belki de çok daha güzel bir kapı aralamış olacaktır. Yani camiye gidip aile reisinin veya erkeğin camide namaz kılıp dönmesinden, çünkü malumunuz mutlaka cemaatle veya camide kılınması zorunluluğu yok. Farz bir namaz değildir, sünnettir. Peygamberimiz de camide kıldığı da olmuştur, evinde kıldığı da olmuştur. Bizim için böyle bir fırsat olmuş olur. Hepimiz bence bunu bir vazife edinelim. Aile reisleri, işte baba, evin büyüğü, her kimse daha önce hiç yapmadıysa bile bir şekilde bunu öğrensin ve bu şekilde bir yol belirlesin. 30 gün boyunca ben bu evde imamlık yapacağım. Aile efradının tamamı da arkamda namaz kılacak ve böyle bir ailece güzel bir projeksiyon sağlamış olacağız. Bütün bir Ramazan ayına yaymamız gerekiyor bunu, bu tefekkür halini, düşünme halini ve sorgulama halini. Aslında sorgulayıp kendimizi eleştirme ve yanlışlarımızı düzeltme için bir fırsat aynı zamanda. Artık şunu bilmem gerekiyor ki benim bu Ramazan'da alacağım kararlar, kendimi dönüştürmeyle ilgili alacağım kararlar, yaptığım ibadetler artık bayram gününden sonraki günlerde beni Ramazan öncesinden daha farklı bir insan kesinlikle yapacaktır. Bu bilinçle yaklaşmamız gerekiyor. Gıybetten uzak, kötülükten uzak, zulümden uzak, haksızlıktan uzak, ticarette sahtekarlıktan, yalandan, bilmem neden, şundan bundan uzak. Çünkü ben dini şu şekilde anlıyorum. Din bir dünya görüşüdür. Din bir bakış açısıdır. Din sadece ibadetleri yapıp kurtululan bir alan kesinlikle değildir. Ne din oruçtur, ne din namazdır. Sadece bunlar kesinlikle değil. Din bir hayat tarzıdır.